Vaxtınız xeyirli olsun dəyərli mühtərəm seyircilərimiz. Uzun bir sürədən sonra tekrar karşınızda olmaqdan tabii ki mutluluk duyarıq və yepyeni bir programla karşınızdayıq. O da Geçmişdən Sayfalar. Geçmişdən Sayfalar adı zaten üzərində olmaq üzere geçmişi konuşacağıq, mazini konuşacağıq, yani tarixi konuşacağıq. Peki ne kadar tarihte geriye dönacağıq? Tabii ki milletten önceye dönmeyeceğiz. İslam tarihine de dönmeyeceğiz. Belki bir olaydan başlayacağız bu programımızı. O olay aslında çok önemli bir olaydı. Neredeyse bundan diyebilirlik bir karın önce, tam olarak da 109 yıl önceye döneceğiz. Yani o bir olaydı ki ondan önce aslında dünya çok farklı bir şekliydi. Ondan sonra tam farklı oldu. Ondan önce, daha doğrusu dünya kapkara, karanlık bir dünyaydı. Ondan sonra aslında gene kapkara ve karanlık bir dünya kaldı. Bu konuda çok fazla bir fark etmedi. Tam olarak kısaca kesmek istersem, tam olarak Birinci Dünya Savaşı'na döneceğiz. Harbil Alemiyyel Ula ki bundan neredeyse 109 yıl önce başladı ve tam olarak da 1 Ağustos 1 Ab 8. ayın biri 1914'te bu harp başladı. Aslında belki harbin süresi kısa bir harbiydi. Çok uzun sürmedi. Sonuçta 4 yıl, 1-2 ay ya da 3 ay sürdü. Tam olarak da 52 ay sürdü. Ama çok büyük bir rakamlar içerdi. Belki burada diyilecekti ki aslında bu harp kısa sürdü. Çünkü sonuçta hatta bizim ülkemiz Irak olarak da daha uzun harbe şahidik. Sonuçta İran'dan Irak savaşı neredeyse 8 yıl sürdü. 80'de başladı. 1988'de bitti. Ama bu harp, Birinci Dünya Savaşı ise her ne kadar kısa sürse de, 4 yıl sürse de ama gerçekten çok büyük bir olaydı. Çünkü dünya gerçekten ondan önce başka bir şekliydi, ondan sonra başka bir şekil oldu. Tam olarak da bu şekilde anlatabilirim size. Dünya Savaşı'ndan önce imparatoriyet varydı. Yani aslında bakarsan dünyanın bir 10-11 imparatoriye hükmederdi. O bir devletler ise, o bir milletler ise zaten bu imparatoriyetlere tabi idiler. Ve zaten savaşı da edenler bunlar idi. Peki, rakamdan bahsettik. Dedim ki büyük rakamdı. Şimdi diyeceksiniz bu rakamlar ne rakamlardı? Ben size bu rakamları kısa bir şekilde diyeyim. Bu Harbil Alemiyyel Ula, Birinci Dünya Savaşı büyük rakamlar tabii ki özü içerdi ve ne derse rekorları kırdı. Yani dünyanın indiye kimin en büyük savaşı demesek ama kesinlikle en büyük savaşlarından birisiydi. Çünkü içinde müşareke eden insanlar, askerler, ölenler bayağı bir büyük rakamlar içerirdi. Tam olarak dediğim ta ki 52 ay bu harp sürdü. 8. ayın biri 1914'te başladı ve tam olarak da 11-11-1918'de harp bitti. Peki ne rakamları içerdi? Aslında bu harp o zamanın parasına göre teklife askeriyesi değiller, bunun maliyesi 400 milyar dolar oldu. Aslında 1914'de 18 arası bu çok büyük bir rakam idi, 400 milyar dolar. Bunun yanında kalmadı. Bu savaşta baştan sona kimin 70 milyon asker müşareke etti. 70 milyon asker. Ama bunun yanında peki ne oldu? Bunu da bilin ki 60 milyon asker, bu 70 milyondan 60 milyon asker Avrupa karasından idi, Avrupa ülkelerinden idi. Çünkü savaş zaten ki zayıf, ki küçük diyeğin belki devletin arasında başladı ama olaylar büyük oldu. Avrupa'nı kapladı, ondan sonra bütün dünyanı tabii ki kapladı. Asya, Afrika, Avrupa her tarafı artık içerdi. Peki bir rakam daha size vereyim. Bu savaşta 9,5 milyon asker hayatını kaybetti. Çok büyük bir rakamdı. 9,5 milyon o dönemin nüfusuna göre. Ve bunun da yanında bu kadar da yetinmedi. 7 milyon sivil insan, medeni insan gene hayatını kaybetti bu savaşta. Ve bunun da yanında bu kadar da kalmadı. 210 milyon cerih bu savaş geride bıraktı. Aslında çok büyük bir rakamlardı. Özellikle de o döneme dönersek, yani biz bu yılları konuşmuyoruz. Tam olarak 20.
yüzyılın başını konuşuruq. 1914'leri konuşuruq. 1918'e kimin? Bu kadar yetinmedi. Peki bu kadar asker öldükten sonra kesin bunların yetimleri var idi, bunların dulları var idi. 6 milyon yetim bu savaşta kaldı. Yani 6 milyon çocuğun babası bu savaşta öldü. Babanın da yanında 3 milyon kadının eşi bu savaşta öldü. Yani 3 milyon Ermeni bu savaş geride bıraktı. Ve bunun da yanında bu kadar da kalmadı. 10 milyon insan o dönemin gene diyorum nüfusuna göre 10 milyon insan mecbur kaldılar, evlerini terk ettiler, göç ettiler. Ta ki başka bir yerlere savaştan kaçtılar. Aslında bu rakamları biz eşittiğimiz zaman gerçekten çok büyük bir rakamlardı. Peki bu savaş aslında diyebilirlik neden başladı? Ne oldu da bu savaş başladı? Aslında bir müerrihlere baktığımız zaman bu savaşı anlattıkları zaman, analiz ettikleri zaman, tahlil ettikleri zaman bu savaşta bir esbab mübaşire değiller. Yani tam mübaşir bir sebebiydi. Bir esbab da koyuyorlar ki bunlar değiller esbab aslında gayr mübaşiredi. Yani dolaylı yollardan idi. Ta ki sebep oldu, neden oldu bu savaşların olmağına. Biraz önce de işaret ettiğim tek ki dünyanı imparatoriyet hükmederdi Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Bu imparatoriyet aslında birbiriyle her vakit aralarında bir tenafüs var idi. Peki gelin evvelen bu devletler bu savaşı kimler nece ki dünya iki yere bölündü. Tam olarak dünya burada iki yere bölündü Birinci Dünya Savaşı'nda. Birinci diyakın mecmua duvel hülafa deyirdiler özüne. Müttefikler ülkeleri diyakın özüne. Bu da Britanya'nı içerirdi. Fransa'nı içerirdi. Rusya, Yaban sonradan girdi savaşa. İtalya'da sonradan girdi savaşta. Ve Amerika Birleşik Devletleri de 1917'de gene savaşa girdi. Bunlar müttefik devletleriydi. Peki bunların kanşarlarında kim var idi? Bunların kanşarlarında Almanya var idi. Elbette o dönemde de Almanya bugünkü Almanya değildi. O vakit belki Rusya'ydı ya da bir mecmuat mukataat idi. Almanya birleşmiş idi Rusya'nın. Onu da birazdan geleceğim size anlatacağım neler oldu. Peki onun yanında kimler var idi? Avusturya var idi. Nemse var idi. Tam olarak da Nemse İmparatorluğu var idi. Nemse ve Macaristan İmparatorluğu var idi. Ve bir de Osmanlı tabii ki devleti var idi. Peki bunlar aslında bakarsak bunlar hapsi o dönemde hapsi imparatoriyaydı. Bu imparatoriya, bu ülkelerin neredeyse 800 milyon nüfusu var idi. 800 milyon neredeyse 11 devlete ait olan bir rakam idi. Aslında çok büyük bir rakamdı. Bu 11 aslında 11 ülke savaştı ama işte bu 11 ülkenin müstemirati işgal ettiği yerler tabii ki ister istemez otomatik olarak herkes tabi olduğu ülkeden oldu, diğerinin kanşarında oldu. Mesela Osmanlı Devleti'nin büyük bir mesahası var idi, büyük bir coğrafyası var idi, büyük bir milletler zaten Osmanlı'ya tabi idi. Bunun yanında İngiltere ise, Britanya ise ki o dönemde hani Arapçada diyorlar özne el imparatoriye leti la tegibu anha şems, o zamanlar belaydı. Yani o kadar müstemiratı var idi. O kadar işgal ettiği yerler var idi. Yani harda güneş batsaydı ama öbür tarafta, dünyanın öbür tarafında güneş çıksaydı orada da gene İmbritanya'nın işgal ettiği yerler var idi. Orada güneş batsaydı, bu tarafta çıksaydı burada da gene güneş, yani böyle derdiler ki güneş Britanya'nın işgal ettiği ya da Britanya'nın mülkünün üzerinden hiçbir vakit batmaz. Burada batar, burada çıkar. Bunun yanında tabii ki Almanya aynen o şekilde. Bunun yanında İmparatoriye dediğimiz de ki Macaristan ve bir de Avusturya var idi. Bu da tabii ki çok büyük bir şekilde gene özüne göre bir mülkiyeti var idi, bir coğrafyası var idi. O yüzden dediğim de ki biraz da önce bu dünya Birinci Dünya Savaşı'ndan önce tam olarak imparatoriyet dünyasıydı, imparatoriyet alemiydi. Peki bunlar neden savaşa girdiler? Ne oldu da bunlar savaş ettiler? Aslında o dönemde dedim, müerrihler değiller ki bu yazılar analiz ederler, tahlil ettikleri zaman değiller aslında bu savaşın diyebilirlik, bölebilirlik nedenleri, sebeplerini iki yere. Birinci,
dedik əsbab, qeyr mübaşirə deyirlər, dolaylı yollardan deyirlər, nedenler deyirlər. Bu birincisi isə əsbab mübaşirə, direkt tam olarak hardan olay başladı, hardan gerginlik başladı. Başta dolaylı nedenleri sizi anladım, yani əsbab qeyr mübaşirəni sizi anladım. Tam olarak birinci deyirlər, sibaqil təsəlluh, yani silahlenme bir yarışma var idi. Dövlətlər, imperatoriyyətlər arasında bir yarış var idi. Herkes elde silah, necə büyük bir kəmiyyə silah elde edebilir ve daha mutatavur, daha teknoloji bir silah elde edebilir. Ve bunun da üzerine aslında bakarsak, biraz da geriye dönersek, Birinci Dünya Savaşı'ndan önceye dönersek, tam olarak 1870-1871 arası, ki Harbi Sebe'in de diyorlar özüne, 70'li yılların savaşı, o da Almanya ile Fransa'nın arasında oldu. Elbette o dönemlere de bakarsak, yani dediğim takip, imparatoriyet olduğuna o dönemlerde savaş çoktu. Yani bunlar aslında, bu ülkeler adam adama çalar. Yani bakasan Almanya oturup yerinde bir gün kalktı, imparatorun aklı kesti. Ya ben Fransa'dan edebilen bir 2-3 yer alım, yalla bir harbi ilan edeyim, girdi Fransa'dan bir 2-3 yer aldı. Rusya ise biraz düşündü, biraz baktı, ha ekonomisi biraz kötüye girdi, iktisat biraz harap oldu. Düşündü, nereye edeyim? Osmanlı Devleti'nin o zaman boğazları var, madayıkı var, fısforu var, derdendili var. Hadi ben bunu alayım, iktisadım kuvvetli olsun. Hücum etti Osmanlı Devleti'ne. Oradan yaban ise aynen bu şekilde bakır, bazı cezireler var etrafta. Amerika'ya aitti, Britanya'ya aitti, bu cezireler bana yakındılar, ben daha hak ederim. Yani olay bir şekildeydi ki, imparatoriyeler arasında herkes birbiriyle tabii ki münafese var, bir silahlenme ve bir de yani bir kültürsüzlük var, bir vahşiyetlik var. Her devlet istiyor o bir devleti yıksın, belki çok zamanlarda nedensiz yerlere ya da çok basit bir nedenlerden dolayı. Gelakin asıl konumuza dedik sibaqat tesellüh, bir yarış var idi, silahlenme yarışı. Almanya Fransa 1870 ve 1871 yıllarda bir savaşa girdiler. O savaşta aslında Almanya edebildi o zaman çok değerli bir insanı var idi, çok bilgili bir insanı, bir generalı var idi, belki bir politikacısı da var idi. Otto von Bismarck adında. Bu Otto von Bismarck aslında edebildi. Avvalen Almanya'nın köyüzü çok müteferrika bir yeriydi. Duklarını birleştirsin ve Fransa'ya da kayışar bir savaş açılsın. 3. Napolyon yenilsin ve edebildi Almanya Fransa'nın bir neçe yerlerini tabii ki özüne ait etsin. O dönemden sonra zaten Almanya ile özellikle de Fransa arasında bir çekişme başladı ve Almanya'da neredeyse o dönemlerde, yani hani Rusya dediğimiz gene bir imparatoriyaydı, her vakit gene sahih ederdi Avrupa'nın, yok bes Avrupa'nın, belki de dünyanın en büyük ülkeleri, ülkesi özü olsun. Bu birinci bir savaş idi, birinci bir neden idi daha doğrusu, sibaqat tesellüh, silahlenme yarışması ülkeler arasında, imparatoriyetler arasında daha doğrusu. Bunun yanında ikinci bir neden ise deyirlər, o da ettevazünül duveli ad verirler özüne. Tabii ki bu dolaylı nedenleri biz burada sayırız. Tevazünül duveli demek, yani bir sağlam bir denge kurmak idi dünya çapında. Yani büyük ülkeler ya da güclü ülkeler mecal vermez idiler diğer ülkeler kuvvetlansın, güclensin ve özlerine göre bir güc olsun ve yarın bir gün bunların kayışarlarında dursun. O yüzden ellerinden geldiği kadar o ülkeleri bitirmeye çalışırlar türlü türlü yoldan. Hani biraz önce de dedim, kakardı, sebeh bakardı, akli kesti, hücum ederdi o yerin bir neçe yerini, bir neçe bölgesini, coğrafyasını özüne tabi ederdi. Akli kesti, kakardı, kasf ederdi. Çünkü aynı zamanda o dönemden sonra artık sanayi devri başlamış idi. Zavra sanayiye başlamış idi ve müstamarat Avrupa ülkeleri artık işgal ettiği yerlerde var idi. İşte Amerika'da işgal edipler, Afrika'da işgal edipler, Asya'da işgal edipler, Avustralya'da işgal edipler. Bu işgaller artık herkes birbirine hasetlerdi. Kimin nanca yeri var, kimin nanca yeri yoktu ve ona göre de aralarda bir münafese, bir yarış var idi. Ve ona göre de İcaza izin verilmez idi. Büyük devlet, küçük devlete takip edebilirsin, o da özünü geliştirsin. Bu da ikinci bir neden idi. Bu konuyla ilgili değiller özünü. Üçüncü ise tabii ki biraz önce de dedim, o da tenafusul
istimariydi. Yani işgal, işgal ettikleri yerlerde münafese var idi. Kim daha çok yer edebilir işgal etsin, kim daha az. O çok eden işgal tabii ki çok yerleri işgal edip icazı vermez idi. O bir devlet kalksın fazla yerler işgal etsin. Özellikle de bu yerlere tabii ki seçilme yerleri olurdu. Yani altın olan yerler, işte kömür olan yerler, işte maden olan yerler, mesela Afrika'da almas olan yerler, Orta Doğu'da yavaş yavaş artık petrolün çıkmaya başladı, Asya'da çıkmaya başladı. Yani 1900, özü tabii petrolün keşfolunmağı 1800 neredeyse 90'lardan sonra diyebilirlik Irak'ta ya da Orta Doğu'da petrol bilindi. Buralarda petrol var, neft var ama tam olarak birinci keşif ki oldu 1980'de İran'da Mescid Süleyman'da keşfolundu ki orada petrol var. Ve ondan da sonra tabii ki Irak'ta da keşfolundu petrol var çünkü Almanlar zaten keşfetmişiydi. Ve inşallah gelecek günlerde de bir bölüm aslında taksis ederek tam olarak petrolün üzerine, neftin üzerine nece keşfolundu, neler olundu, petrol siyaseti nece döndü dünya çapında. Burada inşallah anladırız. Peki böyle bu da tenafüs istimariydi diyelim üçüncü dolaylı nedeniydi. Sebep gayr mübaşiriydi. Ama en önemlisi sebep mübaşir olan bu harpten ilgili o da tabii ki Balkan ülkeleriydi. Balkan ülkelerinde yani tam olarak da Avrupa'nın aslında doğusunda orada Balkan ülkelerinde bir gerginlik vardı. Bir tevettür vardı. Özellikle de Bosna Hersek ki 1908'de tam olarak Nemse İmparatorluğuna, Avusturya İmparatorluğuna ait oldu. Bu ait olduktan sonra bu olaylar orada ne sorunu vardı? Orada kavmiyet sorunu vardı. Irk sorunu vardı. Bu ırk sorunu aslında sebep oldu tam olarak Avusturya İmparatorluğu'ndan ve Sırbiya'nın arasında bir gerginlik yaranmaya, belki de Balkan ülkelerinin arasında bir gerginlik yaranmaya. Burada aslında Sırplar bunu görürdüler. Sırp o zaman bir ülkeydi, bir bağımsız bir ülkeydi o zamanlar. Tabii ki görürdüler ki bizler diyirdiler eslaf ırkından. Eslaf ırkı ne demek? Eslaf ırkı o bölgelerde zaten yaşayan işte Sırbiya'dı, Kurvatya'dı, Yugoslavya'dı, işte Ukrayna'dı. Bazı bunlar o bölgelerdeki ülkeler eslaf ırkıydılar. Bunlar kimin hükmü altındaydılar? Bunlar geldiler Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu'nun hükmü altına. Peki Macaristan İmparatorluğu ve Avusturya İmparatorluğu'nu kim yönetirdi? Tam olarak bir aile yönetirdi. O da Habsburg ailesiydi. Ve bunlar tabii ki özlerini çok üstün görerdiler. Ve diğer milletler tabii ki özlerinden çok alçak görerdiler. Özlerine de ki o dönemde bu konu aslında çok olmuşuydu. Peki bu aslında Avusturya İmparatorluğu, Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu neleri içerirdi? Ne kadar coğrafyası vardı? Tam olarak size diyeyim yani Çik, o zaman Çik bu imparatorluğun altındaydı, hüküm altındaydı. Slovakya'ydı, Slovanya'ydı, Kırvatya'ydı, Polanda'nın bir kısmıydı, Ukrayna'nın bir kısmıydı ve Bosna ve bir de Romanya'ydı. Büyük bir coğrafyaydı aslında Avrupa'da. Tabii ki burada bu şekilde olunca kalktılar orada bu Balkan, bu aslaf dediğimiz ırk, aslaf ırkı bunun düşüncesindeydiler ki aslında biz öz özümüz bir devlet olmalıyız. O öz özümüzü özümüz hüküm etmeliyiz. Biz gerek Bosna, Hersek ya da Macaristan ve Avusturya İmparatorluğuna tabi olmamalıyız. Bunun üzerine aslında İmparator Macaristan ve Avusturya İmparatorluğu korkurdu. Neden korkurdu? Korkurdu ki bu aslaf konusu bir sebep oldu, bir neden oldu. İç savaşa sebep oldu. Biz birlikte indi bugünlerde aslında bunu çok güzel bir şekilde yaşarız ki birlikte kavmiyat, ihtilaf kavmiyat ya da ırkların farklı olmaları nece iç savaşa neden olabilir eğer arada gerginlik yaratılırsa ve bunun da üzerine tabii ki o dönemde Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu bu konudan çok korkurdu ve bu konunun üzerine işlirdi. Yani çok sıkırdı eslaf tabii ki ırkını. Efendim, tabii ki Birinci Dünya Savaşı dedik. Dünyanın en büyük bir savaşlarından dedik.
O yüzden bu Birinci Dünya Savaşı kesinlikle bir bölümle bitmeyecekti. Ama bu bölümü iyi bir şekilde gerçekten takip edin. Ta ki gelen bölümde, çünkü bu bölümün tekmilesini biz konuşacağız. Bazı şeyler konuşacağız. Bu bölümle ilgili de tam olarak %100 sebebi gelen bölümde inşallah size anlatacağız. Çok size güzel vakitler dilerim. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.